Bugün şehirde bile olsanız, köyde bile olsanız, arabada ürün satan, eşeğin sırtına halı yükleyip köye götüren kaç kişiyle karşılaşacaksınız arkadaşlar? Günümüz dünyasında. Sıfır arkadaşlar. Belki binde bir ihtimal. Peki çevremizdeki her şey değişmeye devam ediyor. İnternet çağındayız. Neden biz kafamızdaki düşünceleri değiştirmeyelim? Bugün en çok popüler, Orta Asya ülkelerinde popüler olan iki tane uygulama var. Bir tanesi İmo, bir tanesi de Telegram. Herkesin ihtiyaç duyduğu bir uygulama. Bugün sıradan bir insana gel birlikte çalışalım, el ayak değil kafa çalıştıralım diye bir iş fırsatında bulunduğumuzda aman oğlum, aman kardeşim, aman abim bana sunma bu fırsatı. Ben anlamam bu işlerden. Abla diyorum telefonun ne markası? iPhone 7, iPhone 8. Diyorum WhatsApp var mı? Evet. İmo var mı? Evet. Evet. Yok yok. Ama gel online'ın gücünden anlamıyor. İşte arkadaşlar biz yavaş yavaş öğreniyoruz. Bizim işimizi İmo'yu nasıl kullanıyorsanız, WhatsApp'ı nasıl kullanıyorsanız bu şekilde yapmanız yeterli. Detaylı bilgileri zaten sizi buraya davet eden arkadaşlardan alabilirsiniz. Problem yok. Anlatabiliyor muyum? O kadar basit bir dünyada yaşıyoruz ki bir o kadar da hızlı. İstanbul'da yaşayan arkadaşlar çok daha iyi bilir. Bugün dışarı çıktığınızda insanların yürüyüş şekline bakın, yürüyüş hızına. Hızlı hızlı hareket ediyor. Yani günümüz dünyasında yıllarca sabah kalk, akşam gel eve böyle bir kalıplaşmış bir hayat yaşamak istemiyorsan yavaş hareket etme lüksün yok. Bunu iyi anlamanız lazım arkadaşlar. Yaşınız kaç olursa olsun bakın tekrar diyorum. Çünkü genelde insanların çoğu internet açıldığı zaman genelde yaşa takılıyorlar. Genelde bilgisizmiş, yazmasını bilmiyormuş, şu bu. Tekrar diyorum burada benim ikinci slaytım var mı? Ha gelmiş. Bakın ben 5 yıl boyunca arkadaşlar fırında çalıştığımda inanın bana bir kişi bile iletişime geçmedi benimle. Ben de onlarla. 5 yıl boyunca fırının kapısından dışarı çıkmadım biliyor musunuz? İzin yok. 7 gün 7-24 saat boyunca çalışıyordum. Konuşmasını bilmiyordum. Ben 5 yıl boyunca fırında çalıştığımda bu kadar konuşmasını bile bilmiyordum. Türkçem sıfırdı neredeyse. İletişim sıfırdı. Sosyal hayat sıfırdı. Arkadaşlarım yok. Konuşacağım kimse yok. Canım sıkıldığı zaman mahallede bir tane otopark var. Oraya çıkıyordum. Normal bir park var. Oraya çıkıyordum, oturuyordum. 1-2 saat zaman harcayıp geldiğim zaman ertesi gün çalışamaz hale geliyordum. O derece yorgun hissediyordum. Hatta size hayatımla ilgili bir şey anlatacağım. Bu bir ajitasyon değil arkadaşlar. Ben 2015 senesine kadar AVM'ye girmedim. Markanın ne olduğunu bilmiyordum. Ta ki benim dayı oğlum, kuzenlerim beni zor sokana kadar, herkes girebiliyor diye anlatana kadar. Markanın ne olduğunu ben AVM'ye girdikten sonra El Spike 2'den bir tane tişört aldığımda anladım. Düşünün o kadar geriden geliyorduk biz bir zamanlar. Ama şu an online üzerinden Junes Global milyar dolarlık şirket sayesinde kurmuş olduğumuz organizasyonla sadece Türkiye değil arkadaşlar. Dünyanın 29 ülkesinde şu anda sayımız binlere ulaşmış durumda arkadaşlar. Binlere. Binlerce kişinin hayatını değiştirdik. Yani tırtıldan kelebeğe diyorlar ya, işte benim organizasyonumda şu anda, bizim organizasyonumuzda binlerce kişi ayda binlerce dolar para kazanıyor şu anda. Binlerce TL para kazanıyor. Dışarıda bugün günümüzde kriz sürecinde mesela geçen de 3 aylık bir kriz sürecinden geçtik. Da 3 ay içerisinde arkadaşlar yaklaşık 650 kişi bizim fırsatımıza dahil olmuş, bizim iş fırsatımızı değerlendirdi. Geçen 3 aylık süreçte 1200 kişi katılmış ve katılmaya devam ediyor. Çünkü artık insanlar her şeyin farkında. Kimse aptal değil arkadaşlar. Herkes her şeyin farkında ve artık sıkılmış durumda. Karşısına bir fırsat çıksa da değerlendirsem. Ama arkadaşlar fırsat karşınıza çıktığında akıllı olun. Sakın bu ticareti yapmayan insanları dinlemeyin. Kim olursa olsun. Ben bu işe başladığım zaman annem babamı aradım. Dedim ki baba böyle bir iş var. Yapmak istiyorum. İznin var mı dediğim zaman babam dedi ki nereden dedi. Senin dedi ne iş yaptığını ben bilmiyorum. Bu işin nasıl olduğunu bilmiyorum. Daha önce ben çalışmadım. Beni biliyorsun dedi elektrik mühendisi. Senin yaptığın işi ben ne anlarım ki dedi. O işi yapıp dedi güzel yerlere gelmiş bir şeyler başarmış insanlar var mı? Evet.
Git onları dinle dedi. Sana tavsiyem. Ben sen dedi 18 yaşına kadar getirmişim, büyütmüşüm. Artık dedi kendi yoluna. Dayım bir yandan akıl verdi. Dedi ki Merdan dedi çok güzel bir işin var. 7 bin lira maaş alıyorsun. Niye saçma sapan internetle uğraşıyorsun dedi zamanında. Ben de dayıma dedim ki dayı dedim ne kadar maaş alıyorsun? 2.500 TL. Ben ne kadar maaş alıyorum dedim 7 bin lira. Dedim ki dayı ben halihazırda zaten dedim senden daha fazla maaş alıyorum dedim. Eğer bu aldığım maaştan dedim daha fazla para kazandıracak bir akıl fikrin varsa söyle. Yoksa dedim işime karışma. Dışarıda negatif fikirler veren bir ton insanlar oluyor. Siz bir girişimde bulunmaya çalıştığınızda. Boş arkadaşlar, boş. Son olarak şunu söylüyorum. Hayat hikayenizin nasıl başladığı hiçbir önemi yok. Önemli olan nasıl bitmesi arkadaşlar. Söylüyorum. Hayat hikayenizin nasıl başladığı hiçbir önemi yok. Önemli olan nasıl bitmesi arkadaşlar. Fakir doğmak ya da zengin doğmak bizim suçumuz değil. Ama fakir ölmek, yoksul bir hayat yaşayarak ölmek bizim suçumuz olacak. Geleceğiniz için bir yatırım yapın. Kendinize çok iyi kararlar verin arkadaşlar. Gelecek bugünden itibaren şekillenmeye başlıyor. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.